Bir kaleci her eldivenle kurtarış yapabilir mi? Bugün yanımızda kaleci Osman var ve birbirinden farklı eldivenlerimiz var. Bu eldivenleri Osman'a giydirip şutlar çekeceğiz, blokaj atacağız, ceza yayından güzel şutlar atacağız. Bakalım kurtarabilecek mi? İlk eldivenimiz Adidas Predator kaleci eldivenleri. Profesyonel bir eldiven. Farklı farklı eldivenlerimiz var. Birazdan onları da giyecek. İlk olarak Predator'la başlayalım. Blokajla başlıyoruz. Dünya Kupası eldivenini taktıysa eline, Dünya Kupası'nda topuyla vurmamız lazım diyorum. İlk blokaj geliyor. Beşer tane atacağım. Bakalım iyi tutabilecek mi? Hazır. Hazır. 1-1. Güzel. Laps diye yapıştı eline. Sert vuruyorum bilerek. Oo. Kötü vurdum. Yana doğru vurdum. Ona da uzanıp eliyle aldı. Güzel. 4. Bak adam onu bile tutuyor ya. Hazır, son sert yüzüne. Laps diye yapışıyor top eldiveni. 5'te 5 bu eldivenler. Top yapışıyor direkt eldivene. Şimdi birkaç tane de ceza yayından şut çekelim sağa sola, bakalım onları çıkarabilecek mi? Yaya geldik, sevdiğim noktalar. Tam 10 tane şut çekeceğim. 10'da kaç kurtarırsın sence? 8. 10'da 8. Güzel kurtarış oranı. Vay be. 1. Kucağına ha. Biraz hızlandıracağım. Direkt gibi parmak ucuyla aldı. İnanılmaz, parmağın ucuyla sol anda dokundu. Adam iddialı ya, cidden köşeden aldı topu. Şimdi güzel bir gol olacak. Dedim güzel bir gol olacak dedim. Bunu attım dedim. Kesme vurdum direkt gibi. Az daha yukarısı çatal ama bu da çok güzel geçerli bir gol bence. İyi döndü. Ayrıca buna eldiven yapacak bir şey yok. Biz biraz daha eldiveni öne çıkaran şutlar atmaya çalışacağız. Biraz daha üzerine doğru devam edeceğim. Güzel golümü attım, hevesimi aldım ya. Tamam, daha üzerine vurdum. Güzel. Ne kadar sekmeden tutuyorsa o kadar başarılı demek. Sağ köşeye attım, üzerine attım. Şimdi sıra diğer köşede. Kaleci aldı. 5'te 1 gol. Hareket edemez. Yine eldivenlik, bir şey yok burada. Yani eldivenlik ne olabilir? Top elinden seker, gol olur. Öyle bir gol atabiliriz. Orada eldiven ederiz. Bu eldivenle top tutamıyor diye. Ama yani o eldivenle sektirmiyor kaleci. O yüzden köşelere atıp gol atmak istiyorum bazen. Derine. Kucağına. Kucağına kurtarışlarda şey çok önemli. Eldivenin şuralarında da lateks var ya. Kurtardığında sektirmiyor. Eskiden kaleciler ne olurdu? Kurtardığında top elinden geri seker. İkinci, üçüncü hamlede tutmaya çalışırdı. Artık yeni eldivenlerle laps diye kurtarıyorlar. Burası tutuyor topu. Üstten aldı. Ben dedim herhalde kaçırdı diye. İkinci hamleye doğru gidiyordu ama tek seferde tutabildi. Üstten köşe. Eci adım aldığında rahatça alıyor ya. Son şut. İnanılmaz çıkardı parmak ucu. Ya dokunmasa arkası direkt dibiydi. Net gördüm, direkt dibine giden topu çok iyi çıkardı. Abi Dünya Kupası tutmadı, bu tutuyor bak. Diğer topla şu hareketi yapamıyordu az önce. Yapsın dedik, çekelim dedik. Bundan sonra bundan alacağım. Eldiveni yeni açtığımız için inşaat eldivenlerinin içinde hafif bir yapışkanlık oluyor. Nedenini bilmediğimiz bir şekilde. Bununla belki daha güzel şutlar kurtarabilirsin. Bence yine de. Blokajla başlıyoruz. Oğlum bundan sonra o zaman kaleciler inşaat eldiveni ya, kalecilik yapsın. 5 liraya işte, gayet de güzel. Aynen, 5 liraya kurtulmuş olursunuz. İlk blokaj. 1-1. Yumuşak olduğu için hissettiriyor da, ince olduğu için ama iyi. Geçiyor. 2-2. Bir şey diyeceğim. Kaleci eldiveninden daha iyi yapmasın. 3. Evet. Ha, ilk gördük, patladı. İlk şeyde 3. şutunda ya, patladı. Artık tutmamaya başlıyor. 4. Zorlanıyor musun? Yani biraz. Yüzüne sert. Güzel. 2 tane sektirdi. Diğerlerini kurtardı. İlk izlenim nasıl? İlkinde çok iyi de biraz tabii ki o yapışkana gidince. Yapışkana gidince sektirmeye başladın. Evet. Evet. Şimdi sıra şutlarda. Hazır. Kaçırdı. Güzel müdahale. Ama eldiven artık bir yerden sonra tutmamaya başlıyor. İnşaat eldiveni daha iyi tutacak diye çok korktum. Kucağında, bunda da sektirmedi kucağına gelen topta. Oğlum ipim açılırsa ben güzel şutlar vuramam ama. Yerden ilk şutumuz. Yerden giden ilk şutumuz kucağına gitti. Rahat aldı. Bu eldivenle kalecilik yapsan maçta hiç sırıtmaz. Direkt 4 tane şut çektik, hala gol atamadık. Bir tane gol olsun diye güzel vurdum, üst direğe vurdum.
Gece. Ya köşelere vuruyorum. Köşelere güzel vuruyorum ya. Gol lazım dediğimde direkt diplerine vurdum da. Ya direğe çarpıyor top ya da direkten gol giriyor. 5'te ilk gol. Çek bak, hareketli vuruyorum. Bunları saymıyoruz arkadaşlar. Biraz daha eldiveni test edecek şutlarla devam edeceğim. Gördün mü? Elinden kaçırdı, direğe doğru bir şeyler yaptı. Bu eldivenle bence top tutmak yerine çelmeye odaklanmalısın. Evet, çünkü mesela o pozisyonu tutup yere atacaktın. Tutamadığım için mecbur. Direkt elinle çelsen daha mantıklı bence. Çelmeye çalıştı. Elini direğe, sonra dışarı kornere. Son 3 şutum. Artık elden top tutmuyor. Dur lan, bir sürü topumuz var lan. Sen de söylemiyorsun hiç, ben de unuttum. Tut topu. Son 2. Top değişti ya, bir yanlış tuttu. Ne oldu lan, ne gülüyor? Ya öyle kendi kendime takılıyorum. Elinden kaçırdı. Eldiven olsaydı kaçırmayacağına emin olduğum bir pozisyondu. Ellerinin arasından gitti. İşte neden inşaat eldiveni değil de kaleci eldiveni kullanılıyor maçlarda anlamış olduk. Eldivenden böyle sesler geliyor arkadaşlar. Şimdi biliyoruz, bir inşaat eldivenin ya da bu videoda kullanacağımız diğer eldivenlerin kaleci eldiveni kadar güzel tutmayacağını. Bununla alakalı bir şüphemiz yok ama diğer eldivenlerle de bir kaleci kurtarış yapabiliyor mu? Bunu görmüş oluyoruz bu videoda. En azından çelinebiliyor. Hem de çok eğlenceli bir video oluyor. Böyle değişik, eğlenceli, güzel videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda bu tarz değişik fikirleriniz varsa belirtin. Ne yapabiliriz mesela? Çeşit ayakkabıyla şut vurabiliriz. Krampon giyiyoruz biz şu an. Onun yerine ne yapabiliriz? Topuklu ayakkabıyla falan oynayabiliriz. Değişik olur bak. Dıd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 
Üçüncü eldivenimiz motosiklet eldiveni. Ali'nin eldiveni bu, ondan ödünç aldık. Şu an içi gidiyor futbol videosunda kullanacağımız için. Muşta gibi şeyi var. Ne yapıyorsun oğlum sen bunda? Bunda çok güzel top yumruklanır baktığın zaman. Bunun testini yaparız. Ama bence çok iyi tutamaz çünkü içi tamamen bez. Blokajla başlayalım, anlayacağız. Yavaştan başlıyorum tutamayacağı için zaten. Şaşırdık. Eldivenden iyi tutuyor, bir dakika. Ali'nin eldivenini ne sandın ha? Kalecilik de yapar, motosikletçilik de, boksçuluk da yapar oğlum, adamı döver bile o eldiven. 3 3 2 hamle de aldı. 4 Son anda parmaklarının ucundan kaydı. Eldivene nazar ettik ya. 5'te 2 kurtardı. Değil mi? Evet, tam içi tuttum, diğerlerini sektim. Ver bakayım. İçinde hafif tırtıklar var, oradan dolayı da tutuyor olabilir ama diğer taraflar bez yani. Bez çok zor top tutar. Tıraş şutlarda. Yumrukları görüm yumrukları. Üzerine vuracağım yumruklayabilmesi için. Bayağı üstüne vurdu reis. Top vurduğumu çarpı 2 hızında hızlanıp kornere çıktı. Bayağı iyi yumruklanıyor ya. Son anda çeldi. Bu eldiven kesinlikle gol yemiyor. Gol. Yapacak bir şey yok. Aga be. Tam şımarmak yok. Elden test ediyoruz. Ben onu unuttum bir an. Artık yumruklama yoluna gitti hep Osman. 5. şut. Kaleci yumruklamaya devam ediyor ısrarla. Korkma oğlum, korkma. Biz. Gol yok. Kaleci sadece izler bunları. Ya kurtarabilirim diyen varsa gelsin yoruma. Hemen alırız videoya. Osman da öyleydi. Kurtardım diyordu her şutu. Geçen videoda dedi ki abi videolardaki gibi değil şutların gerçekte dedi. Daha sert dedi. Geliyor. Yani özetle şunu söylemeliyim ki yorum atarken dikkat edin arkadaşlar. Bir anda kalede bulabilirsiniz kendinizi. Son 3 şut. Artık alınadık. Elden top tutamıyor. Sektiriyor mutlaka. Ama yumruk açısından bayağı ön planda. Şuraya geldi mi laps diye top hızlıca uzaklaşıyor. Son ikisini yan top atacağım. Çıkıp yumruklarsın. Orta şut karışımı bir şey yapacağım. Kimse dokunmasa kaleye gider top. Gol olacak mı? Son top. Evet, anlıyoruz ki bu eldiven yumruklamada iyi, top tutmada kötü. (Gülüyor)
en çok merak ettiğim eldiven. İçi falan çok değişik. Yani biraz da yapışkanlı gibi, silikon gibi değişik bir şey. Bulaşık eldiven arkadaşlar. Bir deneyelim mi? Nasıl? Çok değişik bir hissi var böyle. Garip tutulmuyor. Ama içindeki trikler böyle çok iyi ya. Garip. Merak ettim. Ama topu önce yumuşatır gibi sanırım bu. Sertliğini alabilir bu arada. Top böyle buna çok sert gelirse ne yapar? Yumuşatır. Elinin acımasını engeller en azından. İlk top. 2. Hemen sertleştiriyorum hemen. 2 hamledi. Elinden topu kaçırdı ama yere düşürmeden hemen tutabildi. Çok bariz bir kaçırma yoktu. 3'te 3 sayıyorum. 4. Artık elinden kaçırdı. Artık parmaklarına geldiği için parmakları yeterince sert tutamadı. Elinden kaçtı. 5'te 1 kaçtı. Son şutu vurdum ya sert. Ha dedim yüzü gitti, elinin arasından kaçırdı. O reaksiyonla çok iyi yapıştı top eline. Bakalım şutlar gerçekten merak uyandırıcı bir eldivende. Baştan gol atayım dedim de sonrasında eldiveni test ederiz. Yerden üzerine 2 hamle de aldı. Artık geliyor, elinden kaçırıp gol yiyeceksin, onu anladım. 3 direk. Değişik garip bir pozisyon oldu. Kaleciler böyle şanssızlıkları maçlarda nasıl yaşıyor diye düşünüyordum. Şu an an be an gördük. Üst direğe değdi. Ayağından sekip geri gol oldu. İki hamlede de olsa alıyor bak. Sonunda top nerede? Nerede top? Kalecinin elinde. Adam alıyor ya. Güzel de bir taktik vereyim kalecide. Bu topu böyle tutmak yerine şöyle yapıp elinizi böyle tutarsanız ne olur? Topu ya tutarsınız ya da önünüze seker. Gol olmaz. Ellerinizin arasından gol gitmez. Aldı ya. Aldı vallahi, oradan tersel yaptı, aldı. Buna yapacak bir şey yok. Ayak yüzü yaptım. Ayak içi yapmadım. Ayak yüzü sert gidince, eldivende kaleci eldiveni olmayınca yedi golü. İyi bir kurtarış daha geldi. Seken topa vuracağım. Top nasıl indi? Nasıl indi? Çok iyiydi. Çok iyiydi, bence de katılıyorum. Sera degajı yapayım sana güzel. Yaladı direği, duydun mu? Sesi duydun mu? Duydum. Bu eldiven de merakımızı giderdi. Değişik, içi falan böyle garip bir eldiven. Güzeldi, kurtarışlar oldu. En sonunda da o çatala yalayan top da güzeldi. Aklımdan çıkmıyor valla arkadaşlar. Sırada ne eldiven var? Gel eldiven seçelim. Tek bak, burada bir dünya eldivenimiz var. Bu fırın eldiveni deneyebiliriz. Bu da garip bir eldiven. Mutfaktan devam ediyorken fırın eldivenine geçelim. Şöyle garip bir eldivenimiz var. Baş parmağı burada olacak. Diğer parmağı burada olacak. Şöyle falan top tutmaya çalışacak. Çok garip tutuluyor. Kameraya göstersene. Şöyle tutacak topları. Yavaştan başlayacağım blokaja, sakatlık çıkmasın diye. Bir. Tuttun diyecektim tam. Onu son anda elinden kaydırdı. Kumaş olduğu için bayağı kayıyordur o. İki. Ya yapamam. Tutamayacağı aşikar. Son. Yapacak hiçbir şey yok. Asıl şutlarda merak ediyorum. Ne yapacak? Ya yumruklayacak ya çelmeye çalışacak. Dediğim gibi mecbur olaraktan yumruklayacak topu. Yapacak bir şey yok. Değil, fırın eldiveniyle, kaleci eldiveniyle gelsin yine kurtaramaz. Çünkü şut çeken sağ bacağın. Böyle oluyor ya bazen. Şutlar. Sağlı sollu. Wesley Snyder. Neden fırın eldiveniyle kalecilik yapmamamız gerektiğini gördünüz. Yerden üzerinize de gelse bacak arasından gol gidebiliyor. Camle de kontrol etti. Biraz daha yavaş vurdum en azından tutabilsin diye. Bravo. O kadar da odaklandım ya. O kadar da şurada sessiz sessiz baktım yani çatala. Penaltı noktasına geldik. Penaltı deneyeceğiz. Fırın eldiveniyle penaltı kurtaran kaleci. Yani normal eldivenle neleri çıkarır onu düşünün. Kurtarabilecek mi bakalım. Yana var. Penaltı, penaltı dedin mi? Nevzat Özkur yana var. Ne yapmıyoruz? Fırın eldivenlerini sahada, futbol sahalarında giymiyoruz arkadaşlar. Burada sadece kaleci eldiveni giyin. Eldivenimizi giydik. Zor da olsa pudralı eldiven falan diye de geçiyor. Hiç yokmuş gibi elimde ama ışık duruyor, siyah ya. Çıplak olsa aynı bence. Hatta çıplak daha iyi diyebiliriz. Yok, tutunmuyor, kayıyor gene. Kayar, pudralı çünkü. Yavaş atıyorum bilerek ki sıkıntı olmasın diye. 4, 2 hamlede kontrol etti. Son.
Buna yapacak bir şey yok. Sert vurdum ve elinde adamın eldiven yok. Gelmeye çalışacak, öyle bir hareket yapacak, gol olacak. Gelsin mi? Can aldı. Bir de bir kurtarış. Üzerine. Oğlum her dediğime inanacak mısınız siz böyle? Camledi. Üzerine vurdukça bunda gol yemiyor. Elinden geleni yapıyor tabii ki ya. Daha ne yapsın? Bak çeldi korneri adam. Oğlum ben bugün bir şeyleri çok mu abartıyorum? Evet abi ya. Olsun, güzel gol. Sadece güzel gol dedim ya. Şu muhteşem, inanılmaz, daha eşi benzeri olmayan golü sadece güzel gol diye tanımladım. Bence bu videonun hakkı bu kadar. Ya bu videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Hem eğlenceli hem güzel bir video oldu. Osman'a da teşekkür ediyoruz. Güzel kurtarışlar yaptığı için bu videoda. Evet, bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne çıkarayım be?